İyi günler. Ayşelif kanalıma hoş geldiniz. Bugün tasarımı ve Süreyya Ertem'e ait olan bu güzel modelin çalışmasını yapacağız. Gelin çiçeği keselif ismi. Ben pembe ve yeşil renk kullandım. Siz dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Yüklenen videolarımdan haberdar olmak için Ayşelif kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterli olacaktır. İplerimizi hazırlayalım, örmeye başlayalım. Örgümüze sihirli halkayla başlıyoruz. Bakın şöyle parmağımızın etrafında dolayıp tığımızı içinden geçirip zincir çekiyoruz ve buraya zincirle birlikte 5 trabzan yapıyoruz. 5 trabzanım oldu. Sık iğne olarak batıyorum. Bir zincir, 5 trabzan örüyoruz. Sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Altıncı yaprağımızı yapıyoruz. Bir zincir çektim. İki defa da çektim. 5 trabzan yapıyorum. Beş ve sık iğnemi yaptım. Şimdi ipimizi çekelim. Bir üst sıraya geçtiğimizde de arada sıkıştırıp ipimizi keseriz. Sık iğnemi yaptım bakın. Şu alttan bakın tığımı uzatıyorum. İlmeğimi arkaya çekiyorum. Ve şimdi 4 zincir çekiyorum. Ve sık iğne battığım yerlerin arasından bakın şöyle görüyor musunuz sık iğne tığımı uzattım sık iğne olarak ilmeğimi çektim 4 zincir tekrar sık iğne olan yerin arasından yuvalar oluşturuyorum. 4 zincir çekiyorum. Bakın sık iğnenin arasından ilmeğimi çekiyorum. Kendini oldukça iyi gösteriyor. Hemen sık iğnelerin arasından yuvamızı oluşturuyoruz.
5. yuvamızdayız. Şuradaki sık iğnenin arasından sık iğne olarak battım. 4 zincir. Başlangıç noktasına geldim. Bakın. Başladığım noktaya sık iğne olarak battım ve ilk yuvanın içine sık iğne battım. Bir zincir buraya bir zincir daha çekelim. Zincirle birlikte 7 tane 2 defada çektiğimiz 7 trabzan yapalım. İki, dört, altı, yedi. Aynı yuvanın içine sık iğne olarak battım. Bir zincir, bir sonraki yuvaya geçtim. Aynı yere sık iğne olarak battım. Bir zincir, bir sonraki yuvaya geçtim. Sıranın sonuna kadar böyle örüp dönelim. Sıranın sonuna geldim bakın. Tekrar ilmeğimi arkadan çekiyorum. Bir saniye. Şöyle şuradaki aradan ilmeğimizi arkaya çekelim. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. Ve bakın şuradaki sık iğnelerin arasından tekrar 3. kat çiçeğimizi örmek için yuvalar oluşturuyoruz. 5 zincir. Tekrar bakın. Şuradaki yerlere sık iğne olarak batıyorum. Sıranın sonuna kadar 6 yuvamızı tamamlayıp dönelim. 6 yuvamızı oluşturduk. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk yuvanın içine sık iğne olarak battım. Tekrar 2 zincir. Zincirimle birlikte 9 trabzan yapıyorum. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, sık iğne olarak aynı yuvaya battım. Bir zincir çektim. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Örgümüzün başına kadar bütün yuvalara 9 trabzan yapıp dönelim. Örgümüzün sonuna geldim gördüğünüz gibi. Şöyle arkasını çeviriyorum. Herhangi bir yerinin arasından sık iğne olarak battım. Bir zincir ipimizi burada kesiyoruz. Şuradaki ipimizi de çekelim. Şu aralardan geçirerek. Bakın. Bunu da kesebiliriz.
iyice çekelim ve keselim her ikisini de. Gördüğünüz gibi motifimizi bitirmiş olduk. Çiçeğimizi bitirdik. Yaprağımızı örmeye başlayalım. Yeşil ipimi alıyorum. Bir zincir çektim. Bakın şöyle arkasından sık iğne olan yere ipimi sabitliyorum. Ve 10 zincir çekiyorum. Çiçeğimizin 5. yaprağının arasından tığımı uzatıp sık iğne olarak batıyorum. Tekrar 10 zincir. Bir sonraki sık iğne olarak battığımız yerden bakın. Tekrar sık iğne olarak batıyorum. Zincir çektim. 5. trabzanın içinden tekrar sık iğne battım. Bir sonraki şu araya 2 çiçek yaprağının arasındaki yere sık iğne olarak battım. Bakın 6 yaprağımız var. Bizim 12 tane yuvaya ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi her çiçeği yaprağını yani her yaprağımızı 2 tane yuva oluşturmak için ortadan 2'ye böldüğümüzde 12 yuvamız olacak. Anladığınızı düşünüyorum. Bir tane daha göstereyim. Tam ortasına batıyoruz. 5. trabzanımızın arasından sık iğne olarak bir sonraki yuvaya da buraya da batalım. İki tane yuvamızı oluşturup dönelim. Sıranın başına geldim. İlk yuvamızın içine kaydırma tekniğiyle ipimi sabitledim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 yuvamız var. Her çiçeğimizin ortasından batıyoruz. Yani şöyle bir şuraya batıyoruz, ortaya batıyoruz. Buraya battığımızda tam 2 yuvamız oluşuyor. Şimdi yuvamızın içine 6 trabzan örüyoruz. 2 defa da çektiğimiz. Altı trabzanımı ördüm. 2 zincir. Tekrar 6 trabzan örmeye devam ediyorum. Yuvamın içine sık iğne olarak battım. Bir zincir çekiyorum. İkinci yuvamın içine geçtim. Tekrar 6 trabzan yapıyorum. Altı trabzanımı ördüm. 2 zincir. Tekrar 6 trabzan örüyorum. Aynı yuvamın içine
sık iğne olarak battım. Tekrar bir zincir. Bir sonraki yuvanın içine 6 trabzan yapacağım. Sıranın sonuna kadar böyle yapraklarımızı örüp dönüyorum. Sıranın sonuna geldim, bakın. Şu araya sık iğne olarak batıyorum. Kaydırma tekniğiyle bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Modelimizin şimdi beyaz kısmını örmeye başlayalım. Beyaz ipimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum, bakın. Yaprağımızın herhangi birinin tam ortasına, iki zincir çektiğimiz yere ipimi sabitledim. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çekip bir örümcek yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar bir örümcek daha yapıyorum. Bir sonraki yuvamızın içine bir fıstık yapıp kapatıyorum. Tekrar iki örümcek yapıyoruz, bakın. Bir sonraki yuvamın içine bir fıstık yapıyorum. Tekrar bir örümcek, kapattım. Bir örümcek daha. Bir sonraki yaprağımızın tepesine bir fıstık yapıp kapatıyorum. Tekrar örümcek yapıyorum. Başa gelene kadar bu şekilde örüp dönüyorum. Sıranın sonuna geldim, bakın. İlk fıstığın tepesine ipimi sabitliyorum. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bu defa da iki küçük örümcek yapıyorum. Çok büyük olmayan. Örümceğimizin ortasına sık iğne olarak batıyorum. Tekrar iki örümcek ağır yapıyorum, bilmeyenler için bakın. Zincir çekecekmiş gibi yapıp arasından geçiyorum. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığımızı. Tekrar iki küçük örümcek. Örümcekleri sakın unutmayın. Bu küçük örümceklerimizin üzerine çiçeklerimizi birleştireceğiz. Dikkatli örün. Tekrar bir daha gösteriyorum. İki örümcek yaptım. Daha sonra da fıstığımızın üzerine bir fıstık yapıyorum. Bakın şöyle şuraya kadar örüp dönelim. İkinci sıramın sonuna geldim. İkili örümceklerimi yaptım. Şimdi modelimizin el giren
kısmının örmeye başlıyoruz. Buraya fıstık toplayacağız, üçlü fıstık. Bakın bir tepesine yaptım, bir dibine. Bir de bu ikili örümceğin içine yapıyorum. Üçlü fıstık topluyorum yani. Üçlü fıstığı gördüğünüz gibi topladım. Üçünü birden tek seferde çektim. Bir zincir, tekrar tepeye ve buradaki fıstığımın içine bir fıstık yapıyorum. Şu ortadaki yeri atlayıp bir sonraki ikili örümceğimizin içine bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Bir zincir. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Aynı yere. Tekrar, pardon, bir örümcek dedim, yanlış söyledim. Bir fıstık yaptım. Şimdi aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Fıstığımızın üzerine bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Tepeye bir fıstık. Fıstığımızın içine tekrar bir fıstık. Buradaki ikili örümceğin içine bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden topladım. Beşinci fıstığımızı yapıyoruz şimdi. Tepeye bir fıstık. Buradaki ikili örümceğimizin içine tekrar bir fıstık. Bir sonraki ikili örümceğin tam ortasına bir fıstık. Üçünü birden topluyorum. Tekrar tepeye bir fıstık. Örümcek değil, fıstık. Kusura bakmayın dil sürçmelerine. Buraya fıstığımızı yaptık. Karşıya fıstığımızın üzerine de fıstığımızı yaptık. Üçünü birden topluyorum. Bakın 6 fıstığımız oldu. 7 fıstığımız olmalı. Artırma yapıyoruz. Tepeye bir, buradaki fıstığımızın üzerine bir fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. Örgümü çevirdim. Bir zincir çektim. Bir fıstık yaptım. Üçlü fıstık topluyorum şimdi. Fıstığımızın üzerine bir fıstık. Buraya bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Şuraya kadar, şuraya kadar örüp dönüyorum. Sıranın sonuna geldim. İkili fıstık topladım. Bir zincir, örgümü çevirdim. Tekrar bir fıstık. Tepesine, fıstığın içine ve karşıya bir fıstık yapıyorum.
Dokuzuncu. Bu sıra 9 fıstık olacak. Bakın 6, 7. Bu sıramız 8. Toplamda 13 fıstık olana kadar örüyoruz. Şu an 2 sırasını ördük. 5 sıra daha 13 fıstık olana kadar örelim, dönelim. Modelimizin ağız kısmını ördük. Şimdi çiçeklerimizi örmeye başlayalım. Pembe ipim alıyorum. Bu defa 8 zincir çekiyorum. İsterseniz sihirli halkanın içine de başlayabilirsiniz. İlk zincirimin içine sık iğne olarak batıyorum. 2 zincir. 5 trabzan yapıyorum. Üç, dört ve beş. Sık iğne olarak battım. Bir zincir, 5 trabzan yapıyorum. Yuvamızın içine çiçeğimizin 6 yaprağını örüp dönelim. Çiçeğimizin ilk sırasını ördüm, gördüğünüz gibi 4 zincir çektim. Şu arkadan sık iğne yaptığımız yerlere tekrar batıyoruz ve yuvalar oluşturuyoruz. Tekrar sık iğnemizin arasından bakın batıyoruz, yuvamızı oluşturuyoruz. Tekrar şu aradaki sık iğneye batıyoruz. Yuvamızı oluşturuyoruz. 6 yuvamızı örüp dönelim. Bakın 6 yuvamı oluşturdum. İlk yuvamın içine sık iğne olarak battım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yuvamızın içine 7 tane trabzan örüyorum. Sık iğne olarak aynı yere batıyorum. Bir zincir. Bir sonraki yuvamıza geçiyorum. Yedi trabzan örüyorum. Aynı yere sık iğne olarak battım. Şimdi 4 trabzan örüyorum. Ve çiçeğimizi birleştirmeye başlıyoruz. Bakın, ister şöyle arasından geçirelim. İstersek şöyle yine arasından geçirelim. Tercih sizin. Her ikisini de yapabiliriz. Birleştirdik. Çiçeğimizin ilk yaprağını 3 yaprak örüyoruz. Aynı yere sık iğne olarak batıyoruz. Tekrar 4 trabzan örüyorum bir sonraki yuvamıza.
ve şuradaki örümceğimize birleştirmemizi yapıyoruz. Şöyle tutalım örümceğimizin içinden ipimizi geçiriyoruz. Bakın. İkili örümceğimizin ortasındaki yerden ipimizi geçirdik. Aynı yere sık iğne battım. Tekrar 4 trabzan örüyorum. Bakın şuradaki ikinci trabzanın içinden ilmeğimizi uzatalım. Bir de böyle birleştirelim. Hani her iki şekilde de birleştirebilirsiniz. Tekrar 3 trabzan örüyorum. Aynı yere sık iğne olarak battım. Örgümü çevirdim. Herhangi bir yerine sık iğne olarak batın. Bir zincir ipimizi keselim. Özellikle görmenizi istiyorum. Bakın şuradaki ikili örümceklerin bir yaprağını birine, bir yaprağını diğerine birleştiriyoruz. Şimdi bir tane daha bundan örüp dönelim çiçekten. Yani dördüncü yaprağın dördüncü trabzanına kadar örüp dönelim. Çiçeğimi ördüm gördüğünüz gibi dördüncü yaprağın dördüncü trabzanındayım. Şimdi örgümü alıyorum. Buradan şu dördüncü trabzanın içinden ilmeğimi uzattım. Üç trabzan ördüm, kapattım. Tekrar buraya 4 trabzan örüyorum. Şimdi şuradaki ikinci örümceğim, bakın ikili örümceğimizin şu tam ortasından ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar aynı yere 3 trabzan örüyorum. Sık iğne olarak battım. Tekrar 4 trabzan. Bakın şu ikinci trabzanın örümceğin arasından tığımı uzattım. Sık iğne olarak battım. 3 trabzan örüyorum. Sık iğne olarak battım. Örgümün arkasına herhangi bir yere ipimi sabitliyorum. Bir zincir ipimi burada kesiyorum. Modelimizi bakın her fıstık arasına gördüğünüz gibi iki örümceğe birleştirme yapıyoruz. Son birleştirme yapacağımız şuraya kadar, şuraya kadar gelelim. Orası içinde iki tane yaprağı örelim. Üçüncü yaprağında dördüncü trabzanına kadar örüp bırakalım. Sonuncu çiçeğimizi birleştirmeye başlayalım. Örgümü alıyorum. Bakın buradaki dördüncü trabzanın içinden tığımı uzattım.
Burada da zaten 4 trabzan örmüştüm. Tekrar 3 trabzan örüyorum. Aynı yere sık iğne olarak battım. Bir sonraki yuvaya geçtim. Tekrar 4 trabzan örüyorum. Şuradaki örümceğimizin, ilk örümceğimizin tam ortasından ilmeğimi sabitledim. İster kaydırma tekniği yapın, ister sık iğne. Kaydırma yapalım. Aynı yere 3 trabzan örüyoruz tekrar. Bir sonraki yuvaya geçelim. Dört. Şimdi buradaki ikili örümceğimizin içinden kaydırma tekniğiyle ilmeğimi geçirdim. Tekrar 3 trabzan örüyorum. Aynı yere sık iğne batıyorum. Bir sonraki yuvaya geçtim. Bakın şimdi şuradaki fıstığın içine bakın. Şuradaki fıstığın içinden ilmeğimi geçirdim. Aynı yere 3 trabzan. Sık iğne olarak battım. Örgümüzü arkasından sabitliyorum. Bir zincir. Burada ipimizi kesiyoruz. Bakın çok hoş oldu gördüğünüz gibi. Modelimizin incilerini diktim. Üst kısmı tamam. Şimdi modelimizin alt kısmını örmeye başlayalım. Beyaz ipimi alıyorum. 6 zincir çekiyorum. İlk zincirin içine ipimi sabitleyip bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 2 zincir. Bir fıstık daha yapıyorum. Yuvamıza aralarında 2 zincir çektiğimiz 6 fıstık yapıyoruz. Bildiğiniz yuvarlak lifimizden örüyoruz. Beşinci fıstığımızı yaptım. Kapattım. Altıncı fıstığımızı yapıyorum. Kapattım. İki zincir çekip ipimi ilk fıstığımın üzerine sabitledim. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tepesine ve dibine ikili fıstık
Örüp kapatıyorum. Tekrar 2 zincir, bir sonraki fıstığın tepesine bir fıstık yaptım, kapattım. Tekrar ikili fıstık örüyorum. İki zincir. Örgümü şuraya kadar örüp dönüyorum. Örgümü gördüğünüz gibi ilk sırasını bitirdim. İkinci sıradan ilk fıstığın tepesine bir fıstık yaptım. Şimdi bir fıstık daha yapıyorum. Kapatmadan buraya da bir fıstık, karşıya da bir fıstık. Üçünü birden topladım. İkili fıstık örüyorum. Artırmamı yaptım. İki zincir. Bir sonraki fıstığın üzerine bir fıstık yaptım. Kapattım. Tekrar üzerine bir fıstık, içine bir fıstık, karşıya bir fıstık. İkisini birden topladım. Tekrar bu sıradaki artırmamı yapıyorum. İkili fıstık örüyorum. Sıranın şu burasına kadar ikili fıstık örüp dönüyorum. Bakın ikinci sırayı bitirdim. Üçüncü sıradayım. Tepesine bir fıstık yaptım. Tepesine de bir fıstık yaptım. İçine, karşıya, üçünü birden topluyorum. Tekrar üçlü fıstık topluyorum. Üçünü birden topladım. İpimi sabitledim. Bir tepeye, bir de buraya bir fıstık daha ördüm. Bakın, üçüncü sıradayız. Yedi sırayı tamamlayalım. Yani yan olarak yedi sırayı tamamlayalım. Sekizinci sıradan da bir sırayı örüp dönelim. Çünkü oldukça uzun bir video olacak. Biraz kısaltalım istiyorum. 7 sıra fıstığımı ördüm. 8. sıranın da bakın burasına kadar ördüm. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bir fıstık yaptım. Kapatıyorum. Dibine, karşıya, üçünü birden topluyorum. Bakın toplamda şuradaki gibi 13 fıstık olana kadar örüp dönelim. Bakın kaç sıra öreceğiz? Burasını 6 sıra örmüşüz. Yani burası da 13 fıstık olana kadar örüp dönelim. Modelimizin alt kısmını ördüm. Burası gördüğünüz gibi ön yüzü. Ön yüzünü şöyle arkaya çeviriyorum. Modelimizi de şöyle üstüne yerleştiriyoruz. Bakın. Özellikle ipini kesmedim. Alt kısım
içeri gelecek biçimde. Şuradan da isterseniz ipinizi kesip buradan başlayabilirsiniz. Ben ipimi kesmiyorum. Buradan şu ilk fıstığın içinden ipimi bu tarafa geçirdim. Tekrar sık iğne olarak battım. Şimdi bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. İki tane küçük örümcek yapıyorum. Ben de ilk defa ördüğüm için biraz dikkatli ve ağır ağır yapacağım. Yanlış olmasını istemiyorum. Tekrar sık iğne olarak fıstığımın tepesine battım. Yeniden iki tane küçük örümcek yapıyorum. Aynı yere tekrar sık iğne olarak batıyorum. Küçük bir zincir çektim. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bakın her iki fıstığın içinden de hem birleştirme yapıyorum hem örüyorum. Tekrar bir zincir, bir örümcek yapıyorum. Bir sonraki iki örgümün de içinden geçip bir fıstık yapıyorum. İkili örümcek yapıyorum. Fıstığımın tepesine sık iğne olarak batıyorum. Tekrar ikili örümcek. Fıstığımın içine batıyorum. Örümcek yapıyorum tekrar. Tek. Bir sonraki fıstığın her iki örgümün içinden geçiyorum. Tekrar bir örümcek yaptım. Kapattım. Örümcek yapamayanlar buraya 3 zincir çekebilirsiniz. Tekrar bir fıstık yapıyorum. 2 tane küçük örümcek. Fıstığın içine batıyorum. Tekrar ikili örümcek. Fıstığın içine batıyorum. Örümcek yaptım. Kapattım. Bakın şuradaki iki örümceğin fıstığın arasından ipimi sabitledim. Tekrar bir örümcek daha yapıyorum. Bakın şu pembe fıstığın dibinden ve şuradaki zincirin dibinden bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Buralara dikkatli yapıyorum ki yanlışlık olmasın. Örgümüz denk gelsin. Şimdi tekrar bir örümcek yaptım.
Bakın. Şuraya sık iğne olarak battım. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bir sonraki yuvaya şuradaki dördüncü trabzanın içinden geçip ikisinin içinden geçip bakın bir fıstık yapıyorum. Gördünüz mü? Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Fıstığın içine sık iğne battım. Tekrar ikili örümcek. Bir örümcek yaptım. Uzun örümcek. Şu araya sık iğne olarak batıyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bu defa da buradaki ikinci, dördüncü trabzanın içinden geçip bir sonraki fıstığın içinden de geçiyorum. Yani ikisini birden tutturuyorum. Dördüncü trabzandan. İsterseniz bir de arka tarafını göstereyim. Bakın gördünüz mü? Dönüyorum. İkili örümcek yapıyorum. Tekrar biraz uzun tekli örümcek yapıyorum. Bir sonraki yere battım. Tekrar bir örümcek. Dördüncü trabzandan tutuyorum. Bakın bir sonraki fıstığın içinden geçip üstüne bir fıstık yapıyorum. Tekrar ikili örümcek. İki tane. Tane uzun örümcek yapıyoruz. Bir sonraki yere battım. Tekrar bir örümcek. Dördüncü trabzanın içinden sabitliyorum. Bakın dördüncü trabzan alttaki fıstık. Tekrar bir örümcek, bir sonraki bölüme geçtik. Bakın boşluğa herhangi bir birleştirme yok.
Örümceğimi yaptım. Şimdi ilk birleştirmemizi yapacağız. Dördüncü trabzan. Ve buradaki fıstığın içine batıyorum. Tekrar bir fıstık yapıp kapatıp örümcek yapıyorum. Kili. Uzun örümcek yaptım. Boşluğa battım. Tekrar bir örümcek. Dördüncü trabzandan ve bir sonraki. Fıstığın içine batıp hem birleştiriyorum hem kenarını gidiyorum. Tekrar bir örümcek, bir sonraki yere battım. Bir örümcek. Buradaki ilk çiçeğimizin buradaki yaprağıyla birleştirme yaptım. Bir fıstık. Üzerine ikili örümcek. Aynı yere tekrar battım. Biraz uzun gösterdim ki yanlışlık olmasın diye. Tekrar şuraya bir fıstık yapıyorum. Bundan sonrasını şuraya kadar örelim. Şuraya kadar örelim. Şurada sadece köşeyi göstereceğim. Oraya o kadar örüp dönüyorum. Çiçeğimin son yaprağını da bitirdim. Bakın şuradaki bir örümcek yaptım. Şuradaki zincirin içinden örümceğimi sık iğne olarak battım. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Kapatıyorum. Buradaki fıstığın ve iki zincirin olduğu yerdeki fıstığın içinden geçirip bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Üzerine iki örümcek yapacağım. Bunun sebebi şuradaki örgümüzün birbirine eşit olması. Şu köşeye kadar örüp dönelim. Köşeye geldim gördüğünüz gibi. Bir örümcek yaptım. Hemen şuradaki fıstığımızın üzerine sık iğne olarak battım. Tekrar bir örümcek. Bir fıstık yapıyorum. Örgümüzün bu kısmını da aynı böyle örümcek üzerine örümcek yaparak gidiyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki küçük bir hile ile şurayı
Eşitledik. Öbür türlü biri aşağıda olacaktı. Şunun birisi aşağıda olacaktı. Böyle eşitledik. Örgümüzün etrafını, el kısmını buralarında örelim. Bitirişte görüşürüz. Modelimizin sonuna geldik. Bakın bir örümcek yaptım. Buradaki fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle ipimi sabitliyorum. Bir zincir ipimizi kesiyoruz. Buradaki ipimizi içeri çekelim. Ve keselim. Gelin çiçeği modelimiz bitti. Ben ağız kısmına bir de çiçek ördüm. Siz dilediğiniz modelde çiçekler yapabilirsiniz ya da benim ördüğüm gibi de yapabilirsiniz. Daha önceki çalıştığımız yaprak ve çiçeğin aynısı gördüğünüz gibi. Buradan tekrar Süreyya Ertem ablamıza teşekkürlerimi sunuyorum bu güzel modeli için. Yüklenen videolarımdan haberdar olmak için Ayşelif kanalıma abone olup bildirimleri açık hale getirmeniz yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka modellerde görüşmek üzere. İyi günler.